Bloomberg GT'den, oyun hikayesinden iyi geceler. Duayen gazeteci, Milliyet Gazetesi spor yazarı büyüğümüz Atilla Gökçe ile sohbetimiz olacak. Yapımı tamamlanan statlar arasına 26 Kasım'da İzmirlilerin çok sevdiği, Türk futbolunun da çok sevdiği Altay Alsancak Stadı'nın açılışı da gerçekleştirilecek 26 Kasım'da. Alsancak Stadı İzmir için, Türk futbolu için ne ifade ediyor? Alsancak Stadı deyince Türkiye'nin birçok köşesinde maç izleyen, maç yazısı yazan, öğrendiğim kadarıyla da ilk maç yazıları Alsancak Stadı'nda başlayan Atilla Gökçe için Alsancak Stadı ne ifade ediyor? Efendim, Alsancak Stadı benim için futbolla tanıştığım yer olmayı hak ediyor. Çok büyük maçlar gördüm. Altay'ın, İzmirspor'un maçlarını izledim. Bunlar büyük takımlar karşısında gerçekten çok başarılı sonuçlar alan Ege'nin dişli takımlarıydı. Ama işlerinde en iddialısı Altay'dı. Altay daha gerçekçi, daha mütevazı ama daha kendinde olan bir kulüptür. Büyük Altay o kadar. En büyük, çok büyük falan gibi abartılı ya da iddialı sıfatlar, nitelemeler kullanmazlar. Büyük Altay'ın izlediğim futbolcular arasında bir Büyük Mustafa vardı. Oynadığı oyunla büyük. Büyük Mustafa ve Büyük Altay. Buradan şöyle bir izlenim ediniyorum. Alsancak Stadı'nın efendisi olan futbolculardan bu. Yani efendi maça çıktığı zaman maçı kontrol altına alan, takımları adına bir büyükelçi veya öncü kahraman gibi maça başlarlar ve maça hükmederlerdi. Altay'da daha büyük yaşta oyuncular olmasına rağmen genç Mustafa Denizli, ben çünkü Mustafa Denizli'yi 17 yaşından itibaren tanıyorum. Genç Mustafa Denizli maçın sahibi olurdu. Yani bunu böyle kavgayla, kaş çatarak falan filan değil. Futbol için bütün becerisini takıma hasrederek, takıma vererek, arkadaşlarıyla dayanışma içinde oynayarak çok büyük oyun oynadığı için, büyük futbolcu mesajları verdiği için, sinyalleri verdiği için futbolu sevenler ona Büyük Mustafa adını taktılar. Bakın, bu çok değerli bir şey. Büyük Mustafa büyük futbolcu olduğunu hak eden, hak ettiğini gösteren bir oyuncu. Şimdi buradan hemen asıl vermek istediğim mesajı söyleyeyim. Şimdi Alsancak Stadı'na Mustafa Denizli adının verilmesi kamuoyunda birçok spor yazarı arkadaşımız tarafından önerildi. Cemal Ersen önerdi. Başka öneren arkadaşlar var. Yani hiçbirini öbürüne öncelemek için söylemiyorum. Hepsinin aklına, kalemine, ilhamına sağlık diyelim. Selamlayalım onları. Geçen gün bana senin çok iyi tanıdığın Fatih Kuşçu spor yazarı arkadaşımız telefon açtı. Oradan buradan konuşurken, ya abi dedi, Alsancak Stadı'na Mustafa Denizli Stadı öneriliyor ya, bu güzel bir öneri ama dedi, bence daha uygunu var dedi. Nedir dedim? Büyük Mustafa Stadı densin dedi. Büyük Altay'ın büyük kahramanı Büyük Mustafa Stadı. Ben de bunu iletmiş olayım. Elbette benim gönlüme bu isim daha sıcak geliyor. Büyük Mustafa, Altay Alsancak Mustafa Denizli yerine Altay Büyük Mustafa Stadı. Evet. Büyük Mustafa Stadı. Altay sözüne bile şey yok. Çünkü herkes biliyor Mustafa, Büyük Mustafa'nın Büyük Altaylı olduğunu. O stadın, Altay'ın mekanı, evi, yeri olduğunu herkes biliyor. Olabilir de
Altay Büyük Mustafa Stadı da olabilir. Elbette bu önermelerin içinden bence statla ilgili otoriteler, Spor Bakanlığı olsun, uygun Futbol Federasyonu olsun, uygun ismi, en uygun ismi bulacaklardır. Ama halkın, spor severlerin, taraftarların böyle bir arzusu var. Üç büyük takıma ayrı ayrı şampiyonluklar kazandıran tek antrenör, tek teknik direktör. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yani üç tane meydan savaşı kazanıp mareşal olan büyük mareşallar gibi sporda da futbolda da üç büyük kulübü şampiyonluğa eriştiren bir hoca olmak çok büyük onurdur, büyük bir başarıdır. Ve öyle bir pir insan vardır ki karşımızda, Mustafa Denizli ağıran saçlarıyla, sakal bırakmadı ama sakalın da artacaktı, aksakallı dervişler gibi kendiyle çoktan barışmış, egosunu unutmuş, gençlere, çocuklara, insanlara, kadınlara, kızlara, evlat olarak, kardeş olarak elini uzatmış, onları desteklemiş ve hiçbir zaman spora kavga karıştırmamış. Kimseyle polemiğe girmemiş. İş bulduğu her yerde, Ağın'dan Azerbaycan'a, İran'dan Kocaeli'ne kadar, her yerde, her kulüpte statüsüne, kategorisine bakmadan çağrıldığı her yere gidip bildiğince, becerdiğince, katabildiğince katkıda bulunmuş bir adam. O nedenle bence Büyük Mustafa adını o statta hak ediyor. O stada ismini vermek de Mustafa Denizli tarafından hak ediliyor.